İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arsa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Kartunyan'ın tüm Ermenilere çağrısı. Guyana Meclis Başkanı Manzur Nadir, Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Leonardo Basmacian'a cevabı mektup gönderdi. İsveçli Expressen gazetesi Erdoğan Arsa'ya cihatçılar gönderiyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, sabah saatlerinde düşman kuzey ve güneydoğu yönlerinde aktif topçu ateşine yeniden başladı. Vahan Batasyan'ın durumu tatmin edici olarak değerlendirildi. Biz kazanmak zorundayız. Gönüllüler cepheye gitti. Bugün dünya cönlü Ermeni yönetmen Henry Verneuil'in 100. doğum yıl dönemi. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Gardunyan bugünlerde Cumhuriyet dışında bulunan tüm Arsak doğumlu askerliği tamamlamış ve silah kullanabilen Ermeni yurttaşlara seslendi. Sevgili arkadaşlar, Vatanımızın bugün hepimizin korumasına her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Evlerinizi, atalarınızın mezarlarını, çocuklarınızın geleceğini korumasız bırakmaya hiçbir manevi hakkınız yok. Herhangi biriniz arsak dışında kendinizin ve ailenizin güvenle yaşayabileceği ve yaratabileceği onurlu bir hayat bulabileceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz bizim tarihsel olarak özgür ve bağımsız bir devlete sahip olmak için eşsiz bir fırsatımız oldu zaten ve bunun için bir kere yüksek bir bedel ödedik. Bu vazgeçmeye hakkımız olmayan firarın ihanetle eşdeğer olduğu son savaşımızdır. Buranın sahibi biziz. Düşmanın içeri girmesine, kutsal mekanımıza saygısızlık etmesine izin vermeye hakkımız yok. Bu yüzden size sesleniyorum kardeşlerinize katılmak için acele ediniz. Çok geç olmadan geri dönün çünkü tüm yaptıklarınız insanlar ve tarih tarafından takdir edilecektir. Lanet yerine kutsama yolunu seçin. Artsak hepinizi bekliyor diye yazdı. <laughs> Güney Amerika'nın Guyana Parlamentosu Başkanı Manzur Nadir, Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Orda Basmacan'a cevabı mektup gönderdi. Mektupta özellikle şöyle deniyor. Ekselansları parlamentonuzun Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2020 yılının 27 Eylül günü Arsah Cumhuriyeti'ne Dağlık Karabağ'a tek taraflı silahlı saldırıları hakkındaki durumu ortaya koyan mektubunuz için teşekkür ederiz. Bu konuyu milletvekillerinin ve hükümetin dikkatine sunacağım. Bir ulusun başka bir ulusun veya halkın mülküne veya mülkiyetine yasa dışı saldırı veya saldırı eylemleri şiddetle kınanmalıdır. Fırat Haber Ajansı'ndan alıntıladığımız haberde İsveç'in en fazla satan gazetelerinden Express'in tartışma sayfasında yayınlanan bir makalede Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve büyük güçlerin Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığın diplomatik yollardan çözülmesini isterken Türkiye'nin despot devlet başkanı Erdoğan'ın canlı yayında savaş kışkırtıcılığı yaptığını ve cihatçıları Artsakh Karabağ'a gönderdiğini yazdı. Makalede Erdoğan'ın Hristiyan Ermenilere karşı kullandığı dilinin 1915'te Ermenilere karşı gerçekleştirilen Armenosit'te 1,5 milyondan fazla kurban veren Ermeni halkı arasında rahatsızlığa yol açtığına dikkat çekti. Makalede imzası bulunan gazeteci yazar Kurdo Baksi, Erdoğan Suriye Milli Ordusu'ndaki cihatçılara IŞİD'e karşı savaşan Kürt, Ermeni ve Süryanileri yok etmeleri için maaşlarını ödüyor. Libya'da Erdoğan İslamcılarla birlikte layık güçlere karşı savaşıyor. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Erdoğan hayalet gemilerle Libya'ya silah gönderiyor derken NATO, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne aday Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzurun Ovanisyan sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre şu anda aynı yönlerde sıcak çatışmalar sürüyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan sosyal medya hesabı Facebook'ta Artsakh Azerbaycan çatışma bölgesinde gece nispeten istikrarlı gerginlikler devam etti diye yazdı. Bu sabah düşman kuzey ve güneydoğu yönlerinde aktif topçu ateşine yeniden başladı dedi. Arçak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, savunma ordusu birimlerinin operasyonel taktik durumu kontrol etmeye devam ettiğini ve düşman kuvvetlerine yeni kayıplar vermek için adımlar attığını bildirdi. Arçak Cumhuriyeti'nin Birleşik Ermenistan Partisi'nin lideri Savaş Haçı Şövelisi Vahan Badasyan halen hastanede. Cumhuriyet Hastanesi Cerrahi Bölümü Müdür Yardımcısı Aşot Gorhinyan, Faktör TV ile yaptığı görüşmede Vahan durumu stabil, dün yoğun bakım ünitesinden genel cerrahi bölüme transfer edildi. Doktora göre bu dönemde yeni bir ameliyata gerek yok, daha çok rehabilitasyon tedavisi olacak bilgisini verdi. Birkaç gün önce Vahan Badasya'nın 27 Eylül'den bu yana Artsak'ta devam eden büyük çaplı savaş sırasında savaş meydanında yaralandığını hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti'nden gönüllü bir grup daha vatanı savunmak için Artsak Cumhuriyeti'ne hareket etti. Gönüllülerin ruhen azimli sonuna kadar mücadele etmeye hazırdırlar ve zaferin bizim olacağından eminler. Yarbay Volodya Vedisyan, ülkemiz Arsah ile birlikte tehlike altında. Ülkemizi ulusal olarak savunmak görevimiz var ve hatta ileriye gideceğiz. Kur nehrine ulaşacağız dedi. Volodya Vedisyan'ın oğlu Avedis Avedisyan da bir grup özgürlük savaşçısıyla cepheye gitti. Özgürlük savaşçısı Gagik Saruhanyan, uluslararası topluma güvenilmesi gerektiğini ancak sorunun nihai olarak Ermeni askerleri tarafından çözüleceğini vurguladı hiçbir ülkeye yüzde yüz güvenilmez. 30 yıl önce askerlerimizin gücünün Azerbaycanlıların belini kırdığını kanıtladık ve bugün de kazandık dedi. Bugün dünyaca ünlü film yönetmeni Henry Verno 100 yaşına girecekti. Gerçek ismi Aşot Malakyan olan Henry Verno 15 Ekim 1920'de Tekirdağ'da doğdu ve 11 Ocak 2002'de Fransa'nın Banyole kentinde vefat etti. Verno, yazar Avelis Aharonyan'a adanan Ermeni hüznünün ve özgürlüğünün şarkıcısı adlı ilk filmini 1948'de gerçekleştirdi. Verno, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra Marsilya'ya taşınan Verno'nun babası Hagop Malakyan'ın ailesinin hikayesini anlatan Anne ve Paradisoka Ev 588 adlı otobiyografik filmleriyle tanınıyor. Kariyeri boyunca 50'den fazla film çekti dünya sinemasına yaptığı büyük katkılardan dolayı Fransa'da Onur Lejon'un nişanı, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Surp Grigor Savoriç birinci dereceden nişanı, Altın Kayısı Film Festivali çerçevesinde ölümünden sonra Seyger Paracanov ödülüne layık görüldü. Bir kez Beş Bacaklı Koyun adlı film için en iyi senaryo dalında Oscar'a aday gösterildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı etnografik şarkı ve dans grubu tarafından seslendirilen Sasno Ahe Gırvin adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.